TFF ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrum Spor, Buca Spor'u 6-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ligde 30. hafta mücadelesinde Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma baştan sona heyecan dolu geçti. Bodrum Şehir Stadı'nı dolduran yaklaşık 5000 Bodrumlu takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken, Buca'dan gelen taraftarların yaptığı saldırgan tutumlar karşısında mümkün olduğunca sakin davranan Bodrum sporlu taraftarların olumlu tutumu sayesinde saha içinde olayların büyümesine engel oldu. Yaklaşık 500 kişi gelen Buca Spor taraftarlarının bir kısmı sahaya alınabildi. Dışarıda kalan Buca Spor taraftarlarının üzerinde emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Dışarıda kalan Buca Spor taraftarları saha dışında bulunan sanayi sitesi esnafına saldırarak birçok iş yerini tahrip etti. Polis çevik kuvvetlerine jandarmadan takviye ekip gelerek Buca Sporlu taraftarlara müdahale etti. Buca Sporlu taraftarlar nedeniyle 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bodrum Spor tarihinde görülmemiş olaylar yaşatan Buca taraftarı emniyet güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilebildiler. Muğla Milletvekili Doktor Nurettin Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5000 kişinin izlediği ve ilk yarısı Bodrum Spor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon karşılaşma sonrası Buca Sporlu taraftarların zarar verdiği sanayi esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sporun güzelliklerine leke düşen olaylar bunlar. Tabii olayın sat dışına taşması da bizi çok üzdü. Arkadaşlarımız da biraz mağdur oldular. Biraz daha darbeler alındı ama biz Bodrum Spor olarak halkımıza, seyircimize her zaman inanıyoruz, güveniyoruz. Ama şunu da unutmasınlar ki Bodrum her ne kadar çok medeni gibi yer görse de hakkımızı, hukukumuzu kimseye yedirmeyiz. Herkes haddini bilsin. Özellikle bizim kahve saldırı